Fenerbahçe pazartesi günü başlamıştı antrenmanlara, derbi hazırlıklarına. Aslında bu hafta itibariyle de sakatlıklardan iyi haber geldi. Bildiğiniz gibi sizin de uzun süreli sakatlık bozular vardı. Hasan Ali gibi, İslam Olsuz gibi. Hatta bu 11'e de yansıdı. Çok farklı bölgelerde farklı oyuncular oynatılmak zorunda kaldı. Örneğin Ozan Tufan sağ bekte oynadı. Dirar, Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte oynadı. Bu futbolculardan bu hafta itibariyle iyi haber geldi. Pazartesi günü başladı Fenerbahçe çalışmalara ve Hasan Ali ilk kez takımla birlikte çalışmaya başladı pazartesi günü. Ama ilk bölümde, daha sonra özel program dahilinde çalışmaya devam etti. Aynı şekilde salı günü de böyle. İlk bölümde takımla beraber çalıştı. Moses ilk pazartesi günü ilk bölümde çalıştı. Salı günü özel programla çalıştı. Isla iki gündür takımın tamamında birlikte antrenman yapıyor Isla. Dolayısıyla Isla'nın Galatasaray derbisinde bu hafta itibariyle forma giymesini bekliyoruz. Tabii o bölgede eğer Isla oynarsa Ozan Tufan biraz dışarıda kalabilir. Çünkü Luis Gustavo'nun performansı oldukça yüksek. Emre Belezoğlu takıma dönecek. O da takımla beraber antrenmanlarını sürdürüyor ki zaten son maçta Ankara Gücü maçında da sahaya sonradan girmiştir Rodriguez'in sakatlığı sebebiyle, ama oyunu girip tekrar değiştirdi. Emre Belözoğlu ile birlikte oyun tekrar yükseldi diyebiliriz Fenerbahçe adına. Dolayısıyla orta sahada Luis Gustavo, Emre Belözoğlu ikilisini düşünürsek İslam'ın da sağ beki geçmesiyle birlikte bu maçta Ozan Tufan dışarıda kalabilir, ama şu an için tabii konuşmak erken, şu an varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Bugün de çalışmalar devam ediyor Fenerbahçe'nin derbi hazırlıkları. Dolayısıyla böyle bir kadro bekliyoruz. Stoperlerde de yine Rami'nin performansının yeterli bulunmaması sebebiyle yine Zanka-Jason ikilisiyle çıkabilir Galatasaray derbisine. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı şu an için yeterli bulmadığı için stoper bölgesinde oynatmıyor. Dolayısıyla Jason-Zanka ikilisini tekrar izleyebiliriz, ama özetlersek sakatlardan iyi haber geldiğini söyleyelim. İsla, Moses ve Hasan Ali zaman zaman takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Isla takımın tamamında çalışmalarda yer alıyor. Tabii Max Kruse öyle özel olarak hazırlanıyor bu derbiye. 5 haftada 5 asist yapmıştı bildiğiniz gibi. Bu derbi için de özel olarak Alex Dos Souza'nın da 16 asistlik rekorunu geçmek niyetinde bu arada Alman yıldız. Dolayısıyla derbi için de Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle 2010-2011 sezonundaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyerek hazırlanıyor bu derbiye Max Kruse. Hedefi yüksek, takıma oldukça katkı vermek niyetinde. Derbi de önemini biliyor. Ayrıca takım arkadaşlarıyla da konuşuyor. Dolayısıyla Max Kruse'nin özel olarak bu derbiye çalıştığını da söylemek gerekir. Tabii ayrıca Ali Koç'un cezası var. Sicil tartışmaları yaşanmıştı Fatih Terim'le. Evet. Arasında PPDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray maçına gelmesi bekleniyordu. Maç sonunda, son Ankara Gücü maçı sonrasında Semih Özsoy'un açıklamaları bu yöndeydi, ama ceza aldı. 30 günlük hak mahrumiyeti cezası aldı ve ayrıca 20 bin lira para cezası aldı. Dolayısıyla Ali Koç da maçı takip edemeyecek. Fenerbahçe'de son gelişmeler bu şekilde.